geceye yenilmeyen her kişiye ödül olarak bir sabah ve bir gündüz, bir güneş vardır. Saygıdeğer protokol üyelerimiz, çok kıymetli Afyonkarahisarlı hemşehrilerim, değerli gazilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, değerli basın mensuplarımız, işte bugün biz de bu asil milletin geceye yenilmemesinin 6. yıl dönümünü, aynı zamanda bu gösterdiği şanlı direnişin yine 6. yıl dönümünü kutlamak ve bu anları unutmamak, unutturmamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. O gece İstanbul'daydık. Biz de eşimle ve o dönemde 10 yaşında olan oğlumla Cumhurbaşkanımızı havalimanında, Atatürk Havalimanı'nda karşılamaya Büyükçekmece'den, Beylikdüzü'nden yola çıktık ve sokaklardaydık. Bizim de bazı tanıklıklarımız oldu, çok anlamlıydı. Gerçekten utanmadığım anlardan birisi, bizler gibi sokaklarda darbeye karşı yürüyenler ve aynı zamanda araçlarıyla yavaş yavaş da olsa o kalabalık içerisinde ilerlemeye çalışanlardı Cumhurbaşkanımızı karşılamak için. İşte orada bir araçtan Mehter Marşı, bir araçtan 10. Yıl Marşı, bir diğer araçtan ilahiler, musikiler, hepsi birbirine karışmıştı. Yani öyle bir birliktelik, öyle bir ruhla o gün bu direniş gerçekleştirildi. Milletimiz her türlü farklılığı birden bıraktı ve milli irade için, inancı için, özgürlüğü için, kendi seçimlerinin arkasında durmak için bir araya geldi ve o gün sokaklarda tek yumruk, tek vücut oldu. Tanıklıklarımızdan çok önemli birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. O gün şehit olan şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle bizler konuşma, tanışma fırsatını bulmuştuk. 14 yaşındaydı Adliye. Adliye Gül, İsmailoğlu. Kendisi Saraçhane'de annesiyle, babasıyla, ablasıyla o da darbe girişimine karşı durmak için sokaklardaydı. Kendisine sorduğumuzda, ya senin daha yaşın çok küçük, daha 14 yaşındaymışsın, nasıl çıktın? Yani veya sana bunu soran olmadı mı hiç? 14 yaşında bir genç kız ne yapabilir? Dediğimiz zaman şöyle söyledi. Ben yürüyebiliyor muyum? Yürüyebiliyorum. Bağırabiliyor muyum? Bağırabiliyorum. İşte ben de bunları yaparım düşüncesiyle çıktım dedi. Ve sonra bu kızımız bir G3 mermisiyle omzundan vuruldu. Annesinin söylediği bir şey beni çok etkiledi, bir anne olarak, bir kadın olarak. Dedi ki, şehit de olsa Adriye hiç üzülmezdim. Ancak dedi, o G3 mermisinin omzunda vurduğu bir alandan bir şey koptu dedi çocuğumun vücudundan. İşte dedi, eşime dedim ki dedi, keşke o parçayı bulabilsek ve onu gömsek, onu oralarda bırakmasak. Yani benim için kızımın işte vücudundan kopan o parça o kadar kıymetli ki keşke bir anne olarak onu oradan bulabilseydim. Tabii o hengamede, o kargaşada bu mümkün değil. Ama onu alıp gömmek isterdim dedi. Ve Adriye'nin Allah'a koşan, Allah'a yürüyen kadın demek olduğunu, Gül isminin de Peygamber Efendimiz'i temsilen konduğunu söyledi. İşte bu inançla, bu imana sahipti o gün darbe girişimine karşı duranlar. Necati Sayın yine şehitlerimizden bir tanesi, damadıyla birlikte şehit olmuştu. Vehibe Sayın da onun çok kıymetli eşi. Şöyle bir şey söyledi yine konuştuğumuzda. Osmanlı toprağında yetişen Osmanlı kadınlarıyız biz dedi. Yine olsa evet eşimi, damadımı kaybettim, şehit verdim ama yine olsa yine çıkarım. Hiç de bundan gocunmam dedi. Bu da işte az önceki az önceki mehterimizi izledik ya işte. Yani bu ruhun aslında çok derinlerde olduğunu, bu ruhun aslında tarihimizin çok köklü yerlerinde, köklerinde bulunduğunu bize gösteren bir işaret daha. Yine Nebat Topaloğlu ve Hasan Topaloğlu, iki eş, onlarla da konuştuk. Nebat Topaloğlu yine şöyle bir şey söyledi. Çocuklarıma normalde hiç kıyamam, onları evde yalnız bırakmak istemem, çok düşünürüm. Ama o gün şöyle bir şey düşündüm dedi. Ya benim çocuklarım annesiz babasız yaşayabilir ama vatansız, imansız asla yaşayamazlar diye bu düşünceyle çıktım dedi. Eşi Hasan Topaloğlu yine bizi çok duygulandıran şöyle bir şey söylemişti. Bizim dedi sadece iki vatanımız var dedi. Bu dünyada sadece burası bizim vatanımız, bir de yerin altında bir vatanımız var dedi.
işte bu vatan için biz dedi canımızı vereceksek o gün vermeliydik diyerek biz eşimle dışarıya çıktık dedi ve onlar da yine G3 mermileriyle bulunmuşlardı. Evet, az önce Sezai Karakoç'un bir dizesiyle başladım ben konuşmaya. Yine Ali Ezzet Begoviç'in bir ifadesi var. Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayan insanlara karşı her zaman galip gelirler. Az önce Veysel Bakanımız da işte bunu ifade etti. Bu topraklarda 100. yılını kutladığımız bu büyük taarruzun ruhu, oradaki insanlarımızın adanmışlığı aslında bize nasıl bir mayaya, nasıl bir köke sahip olduğumuzu da gösteriyor. Bu millet, bu aziz millet, bu asil millet her zaman aslında ölüme koşarak gitmiş. Kendi vatanı, bayrağı, kendi seçimleri, özgürlüğü için. İşte onun için ölmeye hazır olmayan insanlara karşı bizler her daim galip geleceğiz. Buna inanıyoruz. Çok gerçekten duygulu bir atmosfer. Çok duygulu bir gece. 6 yıl öncesine de hepimizi götürdü. Hepinizin katılımları için çok teşekkür ediyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burada bulunan misafir ettiğimiz gazilerimize ve diğer bütün gazilerimize de şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz ruhunu bu asil milletin Kurtuluş Savaşı'ndan, Büyük Taarruz'dan, daha da öncesinden bu vatan için, millet için bütün fedakarca yaptığı her türlü mücadeleyi unutturmamak, yeni neslimize, geleceğimize anlatmak için her daim elimizden geleni yapacağımıza inanmanızı istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygılarımla selamlıyorum. Sayın Valimize biz de çok teşekkür ediyoruz.